geldim şimdi size yaz nohutu yapacağız. Şimdi yaz nohutu deyince çok enteresan bir tarif bu. Hı. Nohutu hep kışın yemeye alışmışız. Tabii. Kışın mutfaklarda nohut eksik olmuyor. Peki neden yaz mutfağında olmasın? Şöyle bakın, tarifi başladı. Soğanını, kapyasını kavurmaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet patlıcan, 1 adet kapya biber, 1 adet soğan, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 2 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, 1 su bardağı su, 2 adet acı biber. Acı biberimi de ekledim ben. Şimdi, bu arada Nermin'ciğim. Nedense şöyle dönüp baktığımızda biz dediğim gibi birçok şeyi mutfakta değerlendirmeyi seviyoruz. Anneler mutfakta hiçbir şey israf etmez. Sıfır atığa dikkat eder. Kabuğunu da kullanırız. İşte ne yapıyoruz son dönemlerde, domatesi soslarını yaparken kabuklarını soyduysak kabuklarını fırında kurutup mesela onun baharatını elde ediyoruz. Kabuk, domates kabuğunu rondodan geçirip yemeklerde lezzetlendirmek için kullanıyoruz. Zaten biliyorsunuz ki bütün vitaminler aslında sebzelerin, meyvelerin kabuklarındadır. Çok ince soyulması gerektiğini her daim annem bana küçükken söylemiştir. Ve bu salataya da baktığımda sıfır atık. Her şey var içerisinde. Hiçbir şeyi soymuyoruz. Patlıcanımızı sadece alacalı soyduk. Soğanımız kavruldu, kapyamız koyuldu. 2 tane acı biberimiz eklendi, patlıcanımız eklendi. Nohutu böyle yediğinizi düşünmüyorum efendim. Yaz nohutu bu efendim. Yazdan kalan güzel patlıcanlarla görmüş olduğunuz üzere gününüzü, ayınızı kapatmadan herkesin evinde denenmesi gereken güzel bir kavurma, zeytinyağlı yapma, pişirme yöntemi açıkçası. Börek fırında yandı mı? Oldu. Şöyle. Mantı gitti. Börek şöyle, değil o mantı annesi. Şöyle ben börek diyorum, sen mantı dersin. Ortaya karışık çıkacak o. Şöyle bakar mısınız? Ne oldu da birazcık önden ıslatıp haşladık. Ve şu an kavurma işlemi yapıyorum. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Ve en son aşamada birazcık daha sulanması için domatesten burada yardım isteyeceğim. Bakar mısınız ya? Hamdolsun Rabbime, şükürler olsun Rabbime. Bize sunmuş olduğu nimetler, bize sunmuş olduğu bereket, bolluk. Rabbim kimseye özendirmesin. Tuzumuzu da tam kıvamında ekliyoruz. Birazcık buna pul biber gider. Nacizane birazcık burada bu pul biberimizi ekleyelim. Bak, acı severiz. Birazcık acıyı pul biberi ekleriz. Bir espri yapayım dedim. Şöyle, evet, acıyı sevmek olur mu? Birazcık suyunu ekleyeceğiz. Çok hafif zeytinyağlı bir nohut. Yaz nohutu yapıyoruz. Hep kışın yeriz. Yazın yiyemeyiz diye bir şey yok efendim. Bakar mısınız? Yapıcı oluyor. Her şey oluyor. Vallahi oluyor. Allah'ım herkesin evine. Bugün ne güzel dualar ettim ya. Böyle bazen dualar dilimden dökülüyor. Bilinçli yapmıyorum. Bu hani derler ya, her kelimenin bir hükmü vardır. Rabbim bazen herhalde diyorum beni vesile kılıyor. Ekran başındaki bütün izleyicilerim için öyle güzel dualar ve dilekler temenni ediyorum ki emin olun kendim için ne istiyorsam sizler için de aynı şeyleri istiyorum. Hemen suyumuzu bir su bardağı kadar Serpil Hanım gezdirelim. Harikasın Serpil'im. Evet efendim, renklensin artık yemeğimiz, kapatalım. Biz sevmeyi beceremedik Serpil. Ne yapalım? Olsun. Bir alkış olsun. Alalım artık yaz nohutuna. Yemekler de bitti. Ne yapıyoruz? Bence bir şu mantı görünümlü böreğe bir bakalım. Bir mantı görünümlü börekte ne varmış? Açıl susam açıl. Nar gibi kızarttım. Gel. Yeter. Nar yeter. Nar gibi kızarttım Nermin. Buna bir ıslık kaç, gelir. Kaç. Yandı. Ben bunu yaparım. Buna bir ıslık gelir kameramanlardan. Bakar mısınız? Kepçen yanımda. Evet. Şimdi burada tavuk suyumuz var. Şunu alayım seni. Kepçe yanımda. Kepçe al istiyorsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Sıcacık. Bak gel. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa. Şimdi bu nasıl börek peki Nermin? Bu nasıl mantı Serpil? Bak şimdi gör. Çeksin tavuk suyunu. Of 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 of. Nermin nefes mutfağı yaparsa Nermin, her şey olur. Kameramanımız soruyor. Börek mi mantı mı diyor. Çocuğum ben mantı diyorum. Nermin ablam börek Bence diyor. Bu kadar yeterli. Kalanını karton bardağı buzluğa. Emin tavuk suyu. Çekti mi diyorsun? Çekti. Çok hamur olsun istemiyorum. Bakar mısınız? Nermin su kalmamış ki. Çok ıslatmayalım ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Bak. O çıtırlığı hamura dönmesi. Bak çok ha, şu an çok güzel ya. Şu... Tamam. Ver. Orijinal tavuk suyumu sen ver bana. Ver şimdi. Oy. Tamam. Oy.
Bakın akşam yemeği, dilerseniz beş çayı, farklı masalarda sunum istiyoruz. Nermin Hanım, biz tarifleri değiştirmeyi seviyoruz. Sizler de bize fikir oluyorsunuz diyorsanız şöyle böyle çevirecektim. Şu kısmı gözüksün. Sarımsaklı yoğurt. Bakın. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle göbeklerine göbeklerine koyabilir misin rica etsem? Sarımsaklı yoğurdu bir karıştırıyorum. Tuz var mıydı acaba? Hiç gerek yok bence. Şöyle açıcık atayım da sen sevmezsin sonra, ben biliyorum. Doğru söylüyorsun. Bak hep de beni düşünür. Hı. Sen koy göbeklerine, ben geliyorum. Bak, bir kaşık. Sunuma gel. Ben de geliyorum Nermin. Aa, ne yapmış Ayşe Hanım, gördünüz mü? Kör böreğe bak. Böreğin üstüne tavuk suyu dökmüş. Allah Allah, bir de lezzetli olmuş. Mantı desen mantı değil Hayriye. Dönüp baktığımda börek söylüyorum. Desen börek değil. Ayşe. Bu, hep bu Nermin de böyle nereden enteresan şeyleri buluyor. Sonra biz de tarif istiyoruz, yarım yamalak veriyor biliyor musun? Ya. Tam vermiyor Nermin. Nermin de az değil. Ya. Bakma. Kız işte öyle durmuyor bak. Hayriye geliyor, sus. Ya Fethi. Nasıl olmuş? Canım nasıl güzel. Değil mi? Bugün masalarından vazgeçilmez konuşmaları. Sohbeti. Ay yerim sizi. İşin esprisi efendim. Vallahi aynen öyleydi. Sadece espri. Gerçekten bakar mısınız görsele, bakar mısınız sunuma? Bir dilim asla yetmeyecek. Hemen ben tatlımı istiyorum Serpil. Geliyorum ya. Hemen. Onun çünkü reklamdan sonra kaynasın istemiyorum. Ay. Nasıl? Onun için sen koş getir. Son üç. Ben bunu alıyorum. Oh, Nermin. Var ya şu kokuyu anlatamam size. Bu kokuyu anlatamam size yani. Buyurun efendim. Halil İbrahim bereketi. Hemen tatlım geliyor. Tatlım. Kaymaklım. Çıkar mı ki? Çıkmaz mı ki? Donmamış mı ki? Dur bakayım bir kap geçireyim Nermin. Donmuş ya, çıkar ya. Bismillahirrahmanirrahim'de hiçbir şey kalmaz bak. Neyi var? O yine bir kaş göz yapıyor bize. Dur geliyorum. Kaş göz yaptı mı Özlem, bir sıkıntı var. Dur geliyorum ben. Dolap da açık kaldı, heyecanlandın galiba. Hayır. Çıkacak. Çıkacak. Sen ne yapıyorsun? Çıkacak. Ses olduğunu patlattınız. Çevireyim mi şimdi ben? Ay bilemedim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz kendimiz baksaydık önce. Olsun, izleyicim görsün canlı. Abbesi veya tosrağı. Bakın evde kap aramayın. Nermin Hanım benim kabım yok. Nasıl yapacağım ben bu tarifi? Dondurma kabı herkesin evinde var. Bir de bunu düşünün, bir gece önceden dondurmuş halini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan gene şey. Wow. Efsane. Çok şükür be. Bravo. Yüreğine. İtalyanların tiramisu'su varsa bizim de dondurma kabında var çok efendim. Çok şükür, Allah'ımıza bir şükür. Gelsin. Beyaz TV'nin izleyicilerine özel. Şeyimiz de bozulmuş. Bir tane bari şey getirelim. Yeni alalım. Sen of, şey ettir. Of. Kırmızıları getireceğim ya. Aman ya Rabbim. Ya işte. Yapıyoruz biraz bir sporu. Çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. Biraz daha donsaydı daha iyi olacaktı. Geceden bunu böyle güzelce dondurun. Kakaoyu fazla koymuşsun Özüm, oraya koydum. Kutuya dolduruyoruz geriye. Bir şey bakar mısınız? Gece yap. Yaz nohutuna bakar mısınız? Nermin yazın da yani. Bilemedim şu an. Zeytinyağlı nohut mu olurmuş? Suyunu koyduk artık ona. Yok. Bunun zeytinyağlı donmasın üstünde. Bak. Serpil lezzetlendirme şeyi, heyecanı. Bakar mısınız? Aman ya Rabbim. Aldı bir yere gitti. Aman ya Rabbim. Yufka ekmekle yeseydik onu. Hamdolsun, şükürler olsun. Bu şeye de benzedi. Bu Urfalıların mıydı? Antepliler miydi? Var onlarda da. Dürüm yapıyorlar nohutu. Diyarbakır diye biliyorum. Ne diyoruz? Ama. Diyarbakır. Diyarbakır mıydı? Bence Diyarbakır. Dürüm yapıyorduk. Nohut dürüm. Onun da böyle al yufkayı, koy içerisine, sar dürümü. Yok hiç öyle değil. Şöyle diye böyle elinle bandıracaksın. Nermin. Oraya ben nane getireceğim sana. Ya efendim. Börtlende koysam mı acaba? Mutfakta çareler tükenmez. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugün güzel geçsin. Pazartesi görüşmek dileğiyle.